Burada araç yenilemenin son bölümündeyiz. Bildiğiniz gibi Lada Samara'yı yenilemek için uzun süre uğraştım. Ama araya askerlik girince bir sene boyunca Lada ilgisiz ve korumasız kaldı. Bu durumu kötü niyetli insanların dikkatini çekmiş olmalı ki Lada'nın parçalarını çalmışlar. Bugün yine Lada Samara'nın içinden parçalar eksilmiş ve içini dağıtmışlar. Her şey kırılmış. Bu aracın o kadar çok parçası eksik ki artık günümüz ekonomisinde bu aracı yenilemenin masrafı çok fazla. Bu aracı bu durumda görmek beni üzüyor ve bu aracın burada olması kötü niyetli insanları buraya çekiyor. En iyisi devletin sunmuş olduğu hurda araç yasasından faydalanarak yeni bir araç almak. Hem Lada Samara bu çektiği çileden kurtulmuş olur, hem de benim bir otomobile ihtiyacım vardı. Bu sebeple yeni bir otomobil bakmaya başladım. Birçok markanın B ve C segment araçlarını inceledim ve tek tek eledim. En son Renault Clio 4 ve Fiat Egea arasında kaldım. Renault Clio 4 Egea'dan birkaç bin lira daha ucuz ama farklı segmentlerin araçları oldukları için fiyat farkı olması gayet normal. Clio 4 beğendiğim bir tasarıma sahip ve park sorunu yaşatmayacak güzel bir araba. Öte yandan Egea ise şık duran ve geniş bir araç olmasıyla öne çıkıyor. İhtiyaçlarımı göz önünde bulundurarak bir seçim yapmalıyım. Aracı tek başıma kullanacağım. Çok büyük bir bagaja ihtiyacım yok. Genellikle şehir içinde kullanacağım. Konforlu bir sürüş ve kabin içinde motor sesi istemediğim için benzinli bir motora sahip olmasını istiyorum. Ben B ve C segmenti otomobillerde genellikle benzinli motor tercih ediyorum. Daha konforlu olduğunu düşünüyorum. Diğer bir dikkat ettiğim husus ise aracın rüzgar direncinin düşük olması. Benzinli motorlarda tasarruf sağlar. Hurda araç yasası ise 1997 ve daha eski araçları kapsayan bir yasa. Bu yasaya göre eski aracını hurdaya çıkarıp yeni bir 0 kilometre araç alacaklara devlet 10.000 liraya kadar özel tüketim vergisi indirimi sağlayacak. Ben Temmuz ayı özel indirimiyle birlikte hurda araç yasasından faydalanmak istedim. Şu an Temmuz ayının bitmesine bir hafta var ve bu hafta içinde bir otomobil alacağım. Hurda araç yasasından faydalanmak isteyenler ise 2019 yıl sonuna kadar bu yasadan faydalanabilir. Büyük ihtimal ile firmalar yıl sonu indirimi yapacaklar ve yeni araç almak için en uygun zaman yıl sonu olacaktır sanırım. Eğer aracınızı nasıl hurdaya ayıracağınızı bilmiyorsanız ya da bu işlerle uğraşmak istemiyorsanız sizin yerinize otomobil firmaları aracınızı hurdaya ayırabilirler. Yeni araç alacağım firma ile anlaştım. Lada Samara'nın plakalarını ve ruhsatını vererek hurdaya ayrılmasını istedim. Ve bir de noterden hurdaya ayırma için vekaletname verdim. Birkaç gün içinde Lada hurdaya ayrıldı ve yetkili firma çekiciyle gelip Lada'yı bulunduğu yerden aldı. Hurda araçlar geri dönüşüme giderek metal ve plastik parçaları ayrıştırılıp geri dönüştürülüyor. Lada Samara'da artık trafikteki güzel günlerin ve kapıda yıllarca yatıp sömürgeleşmenin ardından bu geri dönüşüm serüveninin bir parçası oluyor. Lada'nın bu çektiği acılardan kurtulmasına seviniyorum. Bir yandan da gitmesine üzülüyorum aslında. Lada Samara'yı bu son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyen sevenleri ise Samara'nın ardında bıraktığı çöp yığını ile adeta şen çocuklar gibi eğleniyor, bozuk para arıyorlar. Bir saat süren yorucu bir temizliğin ardından çöplerden kurtuldum.
Bir zamanlar Lada'nın yıllar boyu yattığı yere ise yeni aldığım otomobili getirdim. Uzun bir karar aşamasından sonra Renault Clio 4 almaya karar verdim. 1.2 litre benzinli bir motora sahip, 75 beygir gücünde ve 107 Nm tork üretiyor, çok noktalı enjeksiyona sahip, benim ihtiyacımı karşılayacak ekonomik güzel bir motor. Benzinli motorlar bilinçli kullanıldığında ve bakımları doğru yapıldığında sizinle birlikte yaşlanır. Araç Joy paket, üzerinde hiçbir aksesuar olmamasını özellikle istedim. Bu aracın beyaz renkte ve dizel olanını şirketler çokça tercih ediyor. Bu sebeple ateş kırmızısı olmasını ve diğer araçlardan ayrılmasını istedim. Clio 4 tercih etmemin diğer bir sebebi ise bu aracın tasarımını uzun süredir beğeniyordum. Yeni ön tampon ile birlikte görünüşünün daha da çekici olduğunu düşünüyorum. Bu aracın tasarımı Scirocco'da olduğu gibi su damlası şeklinde tasarlanmış. Bu da rüzgar direncinin düşük olmasını sağlıyor. Görünüşü diğer baktığım araçlara göre daha çok gençlere hitap edecek şekilde düşünülmüş. Aracı teslim alma ve Lada'nın hurdaya ayrılması gibi bütün işlemler bir hafta sürdü. Aracı teslim almadan önce birkaç şey eklendi. Araç camları 2 numara cam filmiyle kaplandı. Aracın altı, gelecekte oluşabilecek paslanma ve korozyona karşı koruma amaçlı zift ile kaplandı. Tekerlek davlumbazlarının içi ise yalıtım malzemesiyle dolduruldu. Aracın boyasına seramik kaplama ve boya koruma gibi birkaç işlem yapıldıktan sonra aracı teslim aldım. Aracın boş donanımda olmasını özellikle istedim. Oto yenileme serisinden bildiğiniz gibi bu aracı da yeni özelliklerle doldurmayı istiyorum. İşe öncelikle ufak krom aksesuarlarını alarak başlamayı düşünüyorum. Yerdeki bu motor yağ lekesi ise Lada Samara'dan ufak bir hatıra. Bu araç için de bir yenileme serisi değil de zaten yeni bir araç. Donanımını ve görünüşünü biraz değiştireceğim bir seri oluşturacağım. Bu bölüm hurda araç yenileme Lada Samara'nın son bölümü, Clio 4'ün ilk bölümü oldu. Hurda araç yenileme serisi için Golf MK1 almayı düşünüyorum. Aradığım gibi bir tane bulursam yenilemek için alacağım. Bu serinin sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.